Evet, Almanya'ya uzanıyoruz. Tuncay Özdamar karşımızda. Merhaba. Merhaba Gökmen Bey. Geliyor mu turist? Turist geliyor demek isterdim gerçekten ama bu konu şu anda tam açıklığa kavuşmuş değil. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy buraya gelmişlerdi. Ve bir sonuç alınmamıştı Dışişleri Bakanı Maas'la yapılan görüşmeden. Ama bugün bir olumlu bir gelişme oldu. Turizmden sorumlu memur diyelim, daha doğrusu müsteşar Almanya devletinin, Alman hükümetinin bugün Türkiye'deki durumun geçen hafta iyi gittiğini ve bu haftada sonuçlara bakıp belki olumlu bir karar verebileceklerini söyledi. Bugün biraz ışık saçtı diyebiliriz bu turizm sorumlusu federal hükümetin. Ama tabii ki bunu gerçekten nasıl yorumlamak lazım bunu bilemiyoruz. Çünkü sonuçta kendisi bir hükümetin memuru. Evet, şimdi tabii ki iki bakanın çıkarması önemliydi, oraya gelmesi önemliydi. Ondan önce Evet. sizin de yanılmıyorsam değil mi? Biz geçen hafta da konuyu şey yapmıştık, Evet, değerlendirmiştik. İki değerlendirmiştik. bakanın ziyareti gerçekleşti. Tam da o esnada açıklanan bir liste vardı. O listeye Türkiye girememişti. Şimdi Evet. böyle yeni bir listeyle Türkiye'ye kapı açılması ihtimali var mı hala ortada? Şu anda ihtimal var gibi görünüyor. Çünkü Türkiye için bir seyahat uyarısı var biliyorsunuz. Bu seyahat uyarısı şu demek: Alman hükümeti Türkiye'ye giden turistlerin veya buradaki Türkiye kökenler de olabilir, onlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor ve bunun Almanya'ya dönüşte de bir sonucu var. Burada karantinaya giriyorsunuz, 14 günlük ev karantinasına. Ki bu durumda tabii ki işinizi kaybedebilirsiniz veya çocuğunuz okulunu aksatabilir. Şu andaki bugünkü duruma göre turizm sorumlusunun söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Bu hafta ve geçtiğimiz haftaya bakıp belki önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde olumlu bir karar verebiliriz dedi kendisi. Ama buna gerçekten ne kadar güveniriz, ne kadar güvenemeyiz, öylesine mi söyledi yoksa gerçekten arkasında bir şey mi var? Tam şu anda bilemiyoruz. Yalnız tabii ufak bir de olsa bir umut ışığı oldu. Çünkü buradaki Türklerin şöyle bir durumu var. Yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geldiğinde de buraya aynı şekilde fazla sözleri olmadı maalesef. Burada esas sadece Alman turistin gelmesi değil esas konu burada. Buradaki Türklerin de mağdur oluşu, yani her sene memleketi gidip ailesini gören insanlar bu sene gidemez oldular. Çünkü çekiniyorlar buraya geldiklerinde başlarına bir şey gelecek diye. Peki, şimdi bu Almanya'nın da kendine göre bir gündemi var. Maskeyle alıp veremediği bir meselesi mi var bugünlerde Almanya'nın? Evet, şimdi bazı eyaletler maske takma zorunluluğunun kaldırılmasını istiyorlar. Bunun başına da Mecklenburg-Vorpommern diye bir eyalet geliyor. Şimdi Almanya'da şöyle, dışarıda maske takma zorunluluğu yok Almanya'da. Yalnız mağazalarda, dükkanlarda veya lokantalarda eğer tabii ki masada yemek yemiyorsanız maske takıyorsunuz. Şimdi bu durumda tabii ki dükkan sahipleri veya lobi örgütleri diyelim, mağazalardaki bu dükkanlarda kullanılan maskenin kalkmasını istiyor. Çünkü insanların dükkanlara, mağazalara rahatça girip alışveriş yapmasını istiyorlar. Çünkü işin ucunda orada da maddiyat var, para var. Bu bağlamda bayağı bir baskı geliyor hükümete ama hükümet bugün bir açıklama yaptı. Daha doğrusu eyaletlerin sağlık bakanlarıyla bir görüşme yapıp bir açıklama yaptılar ve maske zorunluluğunun bir dönem daha bu şekilde süreceğini söylediler. Bu arada Almanya'da vaka sayıları son durum nedir? Tuncay Bey, hatırınızdaysa paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii ki. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz en çok bu bulaşma katsayısına bakılıyor. R değeri dediğimiz, R değeri daha doğrusu Türkçedeki. Yani bir insanın virüsü kaç kişiye bulaştırdığına bakılıyor ve şu anda bu sayı son bir haftada 7 ile 0.7 ile 9 arasında gidip geliyor. Yani bir insan hastaysa eğer COVID'e Birden az insana yakalanmışsa bulaştırıyor. birden az insana bulaştırıyor ki bu Almanya'nın kırmızı çizgisi, daha önce de belirtmiştik, birin üstüne çıkmaması lazım bu sayının diyorlar. O yönden Almanya aslında şu anda rahat görünüyor. Vaka sayıları
günlük vaka son? Vaka sayıları 200 civarında. Gerçekten 200. Çok az. Evet, çok çok az. Hatta bu bazen 59'a 60'a düşüyor. Onu da gördüm, o tür sayıları. Yani vaka sayısı fazla değil Almanya'da. Almanya'nın nüfusu kaçtı Tuncay Bey? Türkiye gibi, aşağı yukarı Türkiye gibi. 84 milyon. Aşağı yukarı, yani şöyle, gerçekten bir paralellik var Türkiye ile Almanya arasında. Nüfusları aşağı yukarı aynı ve vaka sayısı da aynı. 200 bin civarında toplam vaka sayısı. Tabii ki bunun büyük bir kısmı iyileşmiş Almanya'da. 182 bini iyileşmiş vaziyette bu vakaların. Ve ölü sayısı da yani COVID-19 yüzünden ölen insanların sayısı da aşağı yukarı 9 bin civarında. Tamam, ama şu anda günlük tespit edilen vaka sayısı 200 civarında çıkıyor dediniz değil mi? Evet, yani çok 200 az. Civarında tabii ki çıkıyor. Çok düşük, evet. Ve üstelik evet. Sayın seyirciler, Almanya'da bu işleri öyle bakan falan açıklamıyor. Bağımsız ve özel bir kurum olan Koch Enstitüsü açıklıyor. O yüzden de evet. Çok daha güvenilir bulunuyor değil mi böyle açıklanması orada rakamların? Evet, gerçekten baştan beri federal hükümet zaten koronayla mücadelede ki inisiyatifi Robert Koch Enstitüsü'ne verdi, devletti daha doğrusu. Sizin de söylediğiniz gibi sayıları, açıklamaları Türkiye'deki gibi bakan değil, gerçekten Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı. Peki. Veya sözcüsü yapıyor her. Peki. Zaman zaman bu efendim Avrupa'da açılıyor, Avrupa'da normalleşiyor, ne var canım tabii ki biz de normalleşeceğiz diye böyle ortalıkta söylem geliştirenler bir baksınlar işte, bakın Almanya'da kaça düşmüş günlük vaka sayısı, bizde hala günlerdir, haftalardır binler civarında, binler civarında, 1500'e çıktı yine. Şimdi efendim binlere biraz daha yaklaştı, bir azalmadan söz ediliyor, yarın bir gün artmayacağı belli değil. 200 civarına düşmüş durumda günlük vaka sayısı Almanya'da, örnek almak gerekir. VDR Türkçe evet. Servisi Koordinatörü Tuncay Özdamar, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Size de teşekkür ediyoruz sayın seyirciler bizimle birlikte olduğunuz için.